Yeni saate piyasalara bakarak başlayacağız ve Acar Menkul Değerler'den Araştırma Müdürü Onur Altın bizlerle olacak. Onur Bey merhaba. Merhabalar Seda Hanım, günaydın. Herkese iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı öncesinde piyasalar güne 9.26 ile başladı. Şu sıralarda nasıl seyrediyor? Piyasalar nasıl bekliyor Merkez Bankası faiz kararını ve bu dolardaki gerilemenin kaynağını da aramızda konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Dün de biraz konuşmuştuk, bugün neler söyleyebiliriz? Evet, piyasalar bugün bir miktar daha sakin başladı. Tabii ki nefesler tutuldu ve Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Açıkçası bugün dananın kuyruğunun kopacağı yer olarak söyleyebilirim bugünü. Tabii ki piyasa beklentileri Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz indirimi yapması şeklinde. Biz dün de bunu konuşmuştuk. Ne yapmaması gerekiyor? Merkez Bankası faiz indirimi yapmaması gerekiyor. Neden yapmaması gerekiyor? Çünkü geçen sefer gördüğümüz üzere yani Türkiye'nin risk primi dediğimiz CDS'lerin 386 puanlardan bugün 442 puanlara geldiğini görüyoruz 23 Eylül'den bu yana. Eğer bugünkü bir faiz indirimi bu risk primini bence arttıracaktır. Bakacağımız ikinci nokta ise Merkez Bankası aslında faiz indirirken faizleri arttırıyor. Nasıl arttırıyor? İşte tahvil faizlerine baktığımızda özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinin 23 Eylül'de 16.67'den bugün 20'nin üstüne çıktığını görüyoruz. Bu da tabii ki Türkiye'nin borsalanmasında önümüzdeki dönemde ciddi bir risk unsuru taşıyor. Yani bundan sonraki süreçte bu faiz indirimleri devam ederse bence hareket eğilimi her zaman söylüyorum daha da yukarılara gideceğiz kurda ve ekstradan kur artışları enflasyon artışlarına sonuç olarak da yüksek kur, yüksek enflasyon ve en son geldiğimiz noktada mecburen faiz artışları yapmak zorunda kalacak Merkez Bankası. Bugün kurdaki düşüşün ana nedeni ise tamamen yurt dışı, yani dolar endeksinin hala geri çekilmesi, doların tüm küresel piyasalarda değer kaybının sürmesi. Bir ihtimal daha var ama onu şu anda kesin ve net bir şekilde ifade edemeyiz. Rakamları gelince daha net göreceğiz. Acaba Merkez Bankası faiz kararı öncesi 9.35'lere yükselen kurda yatırımcılar kar satışlarına mı gitti? Onu da merak ediyoruz. Yani şu noktada rakamlar gelmeden tam net bir şey konuşamayız ama 9.35'e yükselince biz nasıl aşağılardan aldık, işte karımızı realize edelim. Merkez Bankası'nın bu faiz kararı belirsizliği bir geçsin. Ondan sonra tekrar adım atarız görüşündeyseler bu da biraz dolar TL tarafını aşağıya doğru çekmiş olabilir ama ana etken tekrar söylüyorum tamamen yurt dışı. Yurt dışı zaten 3 Kasım'daki Fed'in faiz kararını bekliyor. Yani biz önümüzdeki haftalarda yurt dışının yükselen etkisiyle birlikte kurdaki hareketlerin yine yukarı yönlü hareket ettiğini izleyeceğiz. Şu an borsa tarafı da güne yatay başladı. 1432 seviyesi bizim için kritik dikkat. Uzunca bir süredir 1432 ile 1407 arasında gidip geliyor. Geçen sefer olduğu gibi faiz indirimlerinin ben bankacılık sektörüne olumsuz yansıyacağını düşünüyorum. Ve bankacılık öncülüğünde çıkışlar Borsa İstanbul'u bugün aşağı yönlü çekebilir. Bir faiz indirimi gelirse aşağıda 1407 hala kritik seviye. 1407'nin altına kayarsak bu satış baskısının hızlanarak devam ettiğini göreceğiz. Onur Bey, piyasa faiz indirimini minimum 150 baz puan, bazıları 100 baz puan filan da söylüyor ama ikinci seçenek 100 baz puan söyleniyor ama 50 baz puan indirse mesela bugün bu fiyatlara, bütün piyasa bunu bekliyor. Fiyatlara yansımış değil mi şu anda? Bir daha da mı bozar? Yani zaten sürpriz değildi, zaten bunu fiyatladık diyemez miyiz? Yoksa indirim, ya bunlar her şartta indirmeye devam edecek diye satışlar devam mı eder? Yani kötülük fiyatlanmadı mı? Ben fiyatlandığını düşünmüyorum açıkçası. Neden? Çünkü
Enflasyondaki yukarı yönlü hareket dalgası devam ediyor. Sonuç olarak siz faizi eğer uzun bir süredir bankacılık sektöründe hisselerinden çıkış yok, ana metal sanayinden çıkış yok. Yani biz bunun borsa tarafında çıkışını görmedik. Tahvil tarafındaki çıkış devam ediyor. Bu da kura bir miktar yansıyor ama tam olarak o etkisini ben gösterdiğini düşünmüyorum. Yani faiz indirimi olursa eğer arka taraftan bir döviz satışı gelmezse muhtemelen kurdaki yükselişin bugün 9,5'lara doğru gittiği bir sürecin başlangıcını izleyeceğiz ve borsada da sert bir düşüş olacaktır. Ama geçen seneleri hatırlayalım, 2 sene öncesine biz bir yandan faiz indiriyorduk, bir yandan arkadaşlar bunun istisnası ve kaçışı yok. Ama siz bunu engellemek için arka taraftan döviz satarsanız o zaman piyasaya bir etki etmez. Biz de bugün bu tabloyu göreceğiz. Tabii ki bu döviz satışları eğer olacaksa da onu da birkaç hafta sonra o ancak zaman, anlayabileceğiz. O zaman şeyi soracağım. Şimdi mevcut siyasi kanattan bu işlerin sadece algıyla yapıldığı söyleniyor. Aslında Türkiye'nin para politikası doğru ama algıyla TL'nin değeri düşürülüyor veya dolar çıkıyor deniliyor. Birkaç gün önce Yeni Şafak gazetesi dünyada enflasyon artarken, enflasyon varken faizler hep çok daha düşük diye haber evet. yaptı. Ekonomi bir bilimdir, matematik bir bilimdir. Eğer ya bilimin yolunda gidersiniz ya kendi metotlarınızı uygularsınız ama onun sonuçları çok ağır ve tehlikelidir. Evet. Biz açıkçası o süreci yaşıyoruz. Evet. Peki, kritik bir gün. Bizler de merakla, heyecanla bekliyoruz. Onur Altın'a çok teşekkür